Hayatımıza yeni giren platformlarla beraber alışkanlıklarımız da değişiyor. Film izlemek eski dönemde bir dışarı aktivitesiyken son yıllarda ev konforunda sinema keyfi yaşamak oldukça yaygın hale geldi. Ben de bu videoda film izleyebileceğiniz alternatif bir mecra olan Mubi'den bahsetmek istiyorum. Her gün farklı bir filmin dağıtımcılığını üstlenen Mubi'de her bir film 30 gün boyunca vizyonda kalıyor. Eskiden yeniye birçok filmi gösterime sokmalarının yanında platformun kalıcı film arşivi de oldukça geniş. Sizler için Mubi'de izlemeniz gereken 5 bağımsız filmi derledim. Umarım aralarında izlemedikleriniz vardır. Şimdiden iyi seyirler. İlk filmimiz 22 yaşında aklı bir karış havada talihsiz bir genç kızı konu alıyor. Kızımız henüz 22 yaşında olmasına rağmen evli, çocuklu, üstelik bir de aktrist olma hayalleriyle evi terk etmeyi aklına koymuş. Evliliğini de çocuğunu da geride bırakıp yaşadığı saçma sapan olaylar neticesinde aktrist olma hevesi yerine kendini birdenbire fahişelik yaparken buluyor. Filmin bazı sahneleri aklıma kazındı. Mesela baş karakterin dansı. Onun haricinde filmin bazı yerlerindeki sohbetleri o kadar güzel ki filmin çoğu yerinde durdurup replikte not aldım. Filmin akışına kapılırsanız benim gibi içinden çıkamazsınız. Hoş bir film, bence izlemeye değer. Sıradaki filmimiz kırbaçların, kelepçelerin, lateks kıyafetlerin ve topuklu deri botların bol bol olduğu bir yapım. Baştan uyarmalıyım ki rahatsız edici birçok sahnesi var. Çekim açıları, mekanlar ve renkler inanılmaz güzel. Final sahnesi de beni benden aldı diyebilirim. Bu tarz film severlerin bakmasını istediğim bir yapım olmuş. Ancak tekrar tekrar uyarıyorum ki dediğim gibi herkesin izleyebileceği bir yapım değil. Fragmanına ve film hakkındaki detaylara baktıktan sonra izlenebilir. Şimdiki filmimiz 2015 yapımı olan ve buram buram erotik kokan bir yapım. Birçok ülkede sansürlenmiş bir yapım olan Love filmini Mubi'den izleyebilirsiniz. Karmaşık ilişkilerin yaşandığı ve bolca erotik sahnelerin olduğu bu filmi ben beğendim. Ancak dediğim gibi bol bol erotik sahneleri var. Baştan uyarayım. Dördüncü filmimiz sinema ve müziğin harikalar yaratabildiğine inananlar için harika bir film. Filmimiz evlat edinen bir çiftin yaşadıklarını konu ediyor. Film başlarda ne kadar yorucu ve karmaşık düzende ilerlese de filmin ilerleyen zamanlarında her şey çok güzel yerine oturuyor. Sıra dışı ve soluksuz izleyebileceğiniz bir film arıyorsanız bence bu filme bir şans verin. Son filmimiz neden yaşamaya devam etmeliyiz sorusuyla başlayan bir yapım. Bir rahibin karısını kaybetmesinin ardından Tanrı ile olan ilişkisini sorgulamasını anlatıyor. Ağır ve yorucu bir film olarak nitelendirdiğim bu filmi bence bu tarz film severlerin izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu haftaki önerilerimiz bunlardı. Umarım aralarında beğendikleriniz olur. Birazcık bağımsız filmlerden uzak kaldığım için bu hafta biraz böyle bir liste yaptım. Herkesin izleyebileceği yapımlar değil de konusuna göre kendine çeken bir liste iyi olur dedim. Umarım beğenirsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın.